Merhaba arkadaşlar, Ükterim.com'da Mehmet Savcı ben. Bugün siz yabancıları yakından ilgilendiren bazı konular hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz göç idaresi turistik ikamet izinlerini uzatmalarını da kısıtlamaya gitmişti. Daha önceki videolarımızda ikamet izni için aranan şartları belirtmiştik arkadaşlar. Bugünkü videomun konusu turistik ikamet iznine başvurup da reddedilen arkadaşlarımızın mağduriyet durumu. Arkadaşlar biliyorsunuz göç idaresi turistik ikamet iznini vermiyor şu an için. %80'ine kadar, %70'ine kadar reddediyor. Gerekli şartları taşımadığınız için. Gerekli şartlar nasıldır? Bunu bir önceki videomda paylaşmıştım. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki göç idaresinin gerekçesi ne arkadaşlar? Göç idaresi turistik ikamet izni alıp Türkiye'de kaçak çalışmanın önüne geçmeye çalışıyor. Yani yabancı geldiği zaman turistik ikamet izni alıyor ama bir yerde de çalışıyor. Eğer çalışıyorsa çalışma izni alması gerekiyor. Çalışma izni almayınca da almadan da kaçak çalışınca bu durum tabii ki hem yasal olmuyor hem yabancının yanından zararlı bir durum. Aslında işveren bakımından da zararlı bir durum ama burada hem işverenin hem gerçekten çalışan yabancının biraz boşlamasından kaynaklı. Yani tek taraflı değil biliyorum. Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız muhakkak çalışma iznine başvurunuz arkadaşlar. Gelelim burada turistik ikamet iznine başvurmuş ve ikamet izinleri iptal olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar peki bu durumda ne yapabilirsiniz? Mağduriyetinizi nasıl giderebilirsiniz? Tekrar bu ikamet iznini geri kazanabilir misiniz? Deport olmadan Türkiye'den gidebilir misiniz? Göç idaresi size tekrar ikamet izni verir mi? Bu durumdaki bütün yasal haklarınız Uluslararası Yabancıları Koruma Kanunu'nda açık açık net bir şekilde belirtilmiş. Bizlerden ikametinizin iptali durumunda ne yapmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini baştan aşağı danışarak, bilgi alarak bizden yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki uzman danışman arkadaşlarımızla beraber sizlere yardımcı olmaktan mutlu oluruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.